Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Go ile geçici dosya ve klasörler üzerinde nasıl çalışacağımızı inceleyeceğiz. Bununla ilgili öncelikle bir klasör oluşturacağız bizim lokal geçici lokal alanımızda. Ondan sonra onun içerisinde bir txt dosyası oluşturacağız ve sonra da bunları sileceğiz. Öncelikle kullanacağımız paketler temel olarak burada FMT, IO'nun içerisindeki IOUtil, log ve bir de OS'u eklememiz gerekiyor, Operation System. Şimdi öncelikle bir geçici dosya oluşturmam gerekiyor. Temp, dir, pet diyorum burada. Bir de hata yönetmemiz gerekiyor tabii ki her zamanki gibi ve IOUtil'i kullanacağım. IOUtil içerisinde tempdir adında bir function var. Bu function'ı kullanarak bir geçici klasör oluşturabiliriz. Bunun oluşturulacağı yerde varsayılan olarak bizim zaten bilgisayarımızdaki geçici klasör olacak. Onu da göstereceğim. Bunun da adı geçici klasör olsun. Ondan sonra bir hata yönetimi işlemi yapacağım. Her zamanki işlemimiz bu. Eğer hata varsa hatayı ekrana göster. Bunu kopyalıyorum. Birkaç kez daha kullanabiliriz. FMT'nin print line'ını kullanarak geçici klasör oluşturuldu şeklinde bir mesaj göstereceğim. Bunu da buna veri olarak da yukarıdaki temp dir pet değişkenini vermem gerekiyor. Buradan gerekli bilgi alacağız. Ondan sonra bu kodla birlikte şu ana kadar biz geçici klasörümüzü oluşturduk. Bundan sonraki yapacağımız adım geçici dosya oluşturmak ve bunu da daha önce yukarıda oluşturduğumuz geçici klasör içerisine oluşturmak istiyoruz. Buna da temp file diyelim. Gene hatamızı yöneteceğiz burada. IOUtil tabii ki orası değil. Şurası geçici dosya oluştur ve temp file hata yönetelim. IOUtil içerisinde temp file diye bir function var. Bunu kullanarak biz bu geçici dosyayı oluşturabiliriz. İlk parametre olarak da bizim geçici dizinimizin yani klasörün adını vermemiz gerekiyor burada. Bu da temp dir path üzerinden elde edilebilir. Buna da geçici dosya txt adını verebiliriz. Gene hatayı yönetiyoruz burada. Bu hata yönetiminden sonra yukarıda yaptığımız gibi bir mesaj ile ekrana bu bilgiyi gösterelim. Geçici dosya oluşturuldu yazsın mesela. Ondan sonra da yukarıda oluşturduğumuz temp file üzerinden, temp file nesnesi üzerinden biz name function'ına ulaşarak bu oluşturduğumuz yeni geçici dosyanın adını alabiliyoruz. Bunu da aldık. Şimdi kapatma işlemlerine geçmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi bir dosya oluşturduysanız ya da açtıysanız bunu kapatmanız gerekiyor. Kaynak yönetimi açısından. Close file olsun burası da. Temp, bu çok basit bir işlem. Temp file'ın close function'ını çağırmamız yeterli. Yeni hata yöneteceğiz bu işlemden sonra. Bundan sonra da biz silme işlemlerini yapacağız bu oluşturduğumuz klasör ve dosyayı, ama ondan önce bunu bir çalıştıralım ve nasıl iş yaptığına bakalım. Çünkü direkt siler aksi halde oluşturduktan sonra. Bakın burada geçici klasör oluşturuldu diyor ve bize dizinin adını veriyor. Benim kullanıcı adının üzerindeki app data içindeki lokal içindeki temp. Buraya doğrudan ekliyor. Ben bunu açacağım şimdi. Dikkat ederseniz kendisi bunun sonunda bir rakam verdi. Bu değişir sürekli.
Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok yani. Şimdi buradaki işleme bakarsak, şurada geçici klasör ve bunun içerisindeyim şu an. Bunun içerisinde de bir txt dosyam var. Bunu herhangi bir metin editöründe açabilirsiniz. İçerisinde herhangi bir şey yok. 0 kilobaytlık bir dosya. Buna da kendisi otomatik bir isim verdi. Tabii txt'nin uzantısı kısmında. Bunu da bir metin editörüyle açabilirsiniz. Şimdi ben bunu sileceğim. Şurayı... Tabii bu silme işlemini de aynı anda da yapabilirsiniz ya da isimleri alarak, mesela oluşturduğunuz geçici klasörün adını ya da dosyanın adını alarak silme işlemini otomatik olarak yapabilirsiniz. Bizim şu an oluşturduğumuz uygulamada geçici dosya ve klasörün adını almadığımız için direkt onu silemeyiz. Çünkü onu tutmadık, onu elle silmemiz gerekiyor. Ama şu şekilde yaparak bir silme işlemi uygulanabilir. Silmede de gene çok basit bir şekilde OS içerisinde remove paketi kullanılabilir. Burada temp file ile ben yukarıda oluşturduğum dosyanın, geçici dosyanın adını alıyorum ve bunu siliyorum. Gene şurada bir hata yönetimi yapmamız lazım. Burası tamam. Yani geçici dosyayı sildik öncelikle. Ondan sonra da geçici dizini silmemiz gerekiyor. İçeriden dışarıya doğru silme işlemi yapacağımız için. Buna da temp dir path diyorum. Ve gene hata yönetim işlemlerini yaptık. Şurayı temizliyorum. Ve go run main ile os paketi sanırım kaydederken bunu otomatik olarak siler editörler. O yüzden silindi. Tekrar yazdım ve şimdi go run main.co diyerek işlemi yapalım. Bunun sonucunda, şu silme işlemlerinin sonucunda herhangi bir şey yapmadık. Mesela şu da olabilirdi. Yani çok basit bir şekilde, en azından bilgi açısından. Mesela şunu diyelim. Eğer böyle değilse log fatal kısmında ne yaparız? Dosya silindi. Mesela dosyası silindi olsun. Buraya da veri olarak tabi fmt'yi kullanabiliriz bunun için. Fmt printf. Veri olarak da temp file name olsun. Deneyelim bunu. Bakın, burada oluşturuldu. Geçici klasör oluşturuldu. Dosya da oluşturuldu. Ondan sonra silindi. Temp file name bize direkt bunun adını doğrudan link olarak verdiği için bunun. Burada da bu bilgi artı dosyası silindi şeklinde bir açıklama getirmiş olduk.